Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy Camera, Güney Koreli şirketin geçtiğimiz yazın sonlarında Berlin'de düzenlenen IFA 2012'de tanıtmış olduğu ve ilgi çeken cihazlardan bir tanesiydi. Samsung Galaxy Camera'nın en önemli özelliği Android işletim sistemini bir dijital fotoğraf makinesiyle, kompakt dijital fotoğraf makinesiyle buluşturmuş olması. Samsung'un Galaxy serisi altına sunmuş olduğu Android cihazların başarısı malum. Galaxy Note 2 ya da Galaxy S3 gibi cihazlar oldukça büyük başarı göstermişti bildiğiniz gibi ve oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı. Öteki taraftan baktığımızda Samsung'un Smart kamera adını verdiği bir seri var. Samsung'un özellikle Wi-Fi bağlantısına sahip ve böylelikle anında paylaşım imkanı sunan kompakt dijital fotoğraf makineleri de oldukça ilgi görüyor. İşte görmüş olduğunuz Galaxy Camera bu iki serinin ortasında duran, bu iki serinin kesişim noktasında duran bir ürün olarak dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Camera arkasında 4.8 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran barındırıyor. Kapasitif dokunmatik ekran tüm kontrolleri gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Cihazın arkasına baktığımızda bu kapasitif dokunmatik ekrandan başka herhangi bir şey görmüyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun üzerinde Android 4.1, Jelly Bean ve Touchwiz kullanıcı arayüzü çalışıyor. Samsung'un akıllı telefonlarından alışmış olduğumuz o kullanıcı arayüzü, Android arayüzü bu kamerada da, bu dijital fotoğraf makinesinde de mevcut. Sanki bir akıllı telefon kullanıyormuş gibi Samsung Galaxy kamerayı kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi Android uygulamaları, normal bir akıllı telefonu yüklediğimiz Android uygulamaları, Samsung'un uygulamaları, Gmail, Google Talk, Google Plus gibi uygulamalar, Instagram, Facebook gibi uygulamalar dikkat çekiyor bu kamerada. Birazdan deneyime bakalım. Öncelikle bir tasarımdan bahsedelim. Samsung Galaxy Camera arkasında taşımış olduğu 4.8 inç ekran nedeniyle normal bir kompakt dijital fotoğraf makinesine göre daha büyük boyutlara sahip. Baktığımızda gerçekten avucumun içini rahat bir şekilde dolduran bir cihaz var karşımda, doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak plastik beyaz renkli kasa bu makinenin hoş gözükmesine olanak sağlıyor. Baktığımızda gerçekten ilginç duran, kibar duran bir ürün var. Tabi biraz hantal olduğunu söylemek gerek, ancak beyaz rengin etkisiyle ve güzel tasarımla bu hantallığın etkisi biraz daha azaltılmış. Hatlar biraz daha yumuşatılmış. Baktığımızda ön bölümde 16.3 megapiksellik bir lens yer alıyor. 16.3 megapiksellik CMOS sensörü taşıyan bu lens aynı zamanda 21x optik zoom'a sahip. Samsung'un dijital fotoğraf makinelerinde, akıllı kameralarında zoom önemli bir etken. Oldukça yüksek optik zoom değerlerine sahip ve Samsung Galaxy Camera'da bu özellikten nasibini alıyor. Gerçekten bu kamerayla oldukça uzak noktalara yakınlaştırma yapıp çekim yapmak mümkün. Baktığımızda üst bölüme deklanşör tuşunu görüyoruz ve onun etrafını bir halka çeviriyor. Yakınlaştırma, optik zoom halkası çeviriyor. Güç butonu makinenin uykudan uyandırılmasına veya tamamen kapatılıp açılmasına olanak sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz bir flash var. Yanında görmüş olduğunuz tuşa basarak bu flash'ı çıkarıyorsunuz yerinden ve karanlık ortamlarda, loş ışıklı ortamlarda bu şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hoparlör hemen yan tarafta yine dikkat çekiyor. Alta baktığımızda tripod gibi aygıtların bağlanmasını sağlayan bir yuva var. Kapağı kaldırdığımda 1650 mAh'lik bir batarya var. Normal bir Samsung akıllı telefon bataryası gibi, onu söyleyelim. Mikro sim kart yuvası ve mikro SD kart yuvaları dikkat çekiyor. Cihazda 4 GB'lık dahili bellek var. Bu mikro SD kart yuvasıyla dahili alanı biraz da artırmak mümkün. Mikro HDMI portu var. Bunu söyleyelim. Hatta kapağı kapattığımızda mikro HDMI portu için sadece mikro HDMI portunun açılmasını sağlayan özel bir kapakta gördüğünüz gibi burada yer alıyor. Sağ tarafa baktığımda, sağ kenara baktığımda ise ne görüyorum? 3.5 mm'lik kulaklık jackı. Yine mikro USB portu, hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işleri için yanımızda, karşımıza çıkıyor. Ve kayışın bağlanmasını sağlayan, bilek kayışının bağlanmasını sağlayan bir yuvada dikkat çekiyor. Genel hatları bu şekilde Samsung Galaxy Camera'nın. Tekrar Android'e geri dönümüze, söylediğim gibi Android deneyimi, akıllı telefondan alıştığımız Android deneyimi tamamen aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii bir telefon değil bu, bir dijital fotoğraf makinesi. Telefon görüşmeleri yaptırmıyor, ancak sahip olduğu hücresel bağlantı desteği sayesinde, şu anda içerisinde bir sim kart var, size çekmiş olduğunuz fotoğrafları, videoları mobil bağlantı üzerinden anında paylaşma imkanı sunuyor. Dediğim gibi telefon özelliği yok. Genelde ne görüyoruz Android cihazlarında, Samsung Android cihazlarında hızlı başlatma bölümünde telefon uygulamasını görüyoruz kısa yol olarak. Burada kamera uygulamasının bir kısa yolu var ve ona dokunduğumda karşıma gördüğünüz gibi Samsung Galaxy kameranın özelleştirilmiş kamera arayüzü çıkıyor. Tüm kontrolleri burada yapıyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi herhangi bir manuel kontrol yok. Manuel kontrol mekanizması yok. Hepsi gördüğünüz dokunmatik ekrana eklenmiş. Otomatik mod var. Otomatik modda herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. İster üstte gidekten şu tuşuna basıp çekin hızlı bir şekilde. İsterseniz de sanal tuşa basarak çekim işlemini gerçekleştirin. Bir mod kadranı benzeri bir yapı var. Ona dokunduğunuzda karşınıza mod seçimleri geliyor. Akıllı moda baktığımızda ışık izi, güzel yüz, en iyi fotoğraf gibi farklı çekim opsiyonlarını görüyoruz. Bunlar çeşitli koşullarda size yardımcı olacaktır. Eğer otomatik çekimle çekim yapmak istemiyorsanız bu modlar yardımcı olacaktır. Panoramik fotoğraf çekmek isterseniz veya gün batımı fotoğraflamak isterseniz en iyi fotoğraf, art arda çekim gibi özelliklerde, senaryolarda bu özel modlar yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra uzman modu var. Kendi ayarımı kendim yaparım diyenler için de gördüğünüz gibi bir manuel mod, 50 ayar modu yer alıyor. Buradan da pozlama vesaire bu gibi unsurların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. ISO ayarını elle yapabiliyorsunuz. Bu gibi bir kamera uygulaması var. Ayrıca ayarlar bölümüne baktığımızda da gördüğünüz gibi flash, beyaz ışık ayarı, odak, odak alanı, fotoğraf boyutu bu gibi unsurları da görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy kameranın kamera arayüzünden ayarlayabiliyorsunuz. Paylaşım özellikleri de görmüş olduğunuz gibi çekim paylaşım, arkadaşının fotoğraf paylaşımı gibi paylaşım ayarları da yer almakta. Buradan da kameranın genel ayarlarını yapabiliyorsunuz. Devam edelim. Tekrar ana ekrana geri dönelim. Ana ekrana döndüğüm anda gördüğünüz gibi bir ses geliyor. Bu lens otomatik olarak kapanıyor ve siz normal bir telefon gibi, bir medya oynatıcı gibi bu işletim sistemini kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafları ne yapabilirsiniz? Bu kameranın sunmuş olduğu bağlantı özelliklerini kullanarak ister Wi-Fi isterseniz de 3G üzerinden paylaşabilirsiniz. Kamera fotoğrafları görmüş olduğunuz gibi bu şekilde listeleniyor. Android'in galeri uygulamasına nasılsa bunda da aynı şekilde herhangi bir fotoğrafı seçip onun üzerinde yakınlaştırma yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında yine anında paylaşım özellikleri mevcut. Android'de nasıl paylaşım özellikleri varsa bunda da aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi Dropbox, Facebook, yüklediğiniz herhangi bir uygulamanın sunduğu paylaşım mekanizmasını kullanarak paylaşım gerçekleştirebilirsiniz. Wi-Fi Direct desteği sayesinde Wi-Fi Direct destekli diğer cihazlara da anında paylaştırmak mümkün. Bunun yanı sıra Samsung'un Instagram'ı biraz daha ön plana çıkardığını görüyoruz. Fotoğrafları doğrudan Instagram'da paylaşma fırsatına sahipsiniz. Instagram'a dokunduğunuz zaman görmüş olduğunuz gibi hemen Instagram'ın fotoğraf paylaşım arayüzü geliyor ve buradan da Instagram'a paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Bu şekilde bir durum söz konusu, Instagram desteği söz konusu. Gördüğünüz gibi zaten ana ekranda da Instagram uygulaması yer alıyor. Bunun dışında Dropbox desteği var. Dropbox'a çektiğiniz fotoğrafları otomatik olarak yükleyebilirsiniz ve fotoğrafları böylelikle uzakta bir sunucuda depolama fırsatını elde etmiş olursunuz. Yine farklı bileşenler ekleyebilirsiniz ya da Samsung'un sunmuş olduğu çeşitli uygulamaları, fotoğraf düzenleme uygulamanı kullanarak farklı işler ortaya çıkabilirsiniz. Mesela Paper Artist var. Paper Artist'te herhangi bir fotoğrafı gördüğünüz gibi karikatürize etmeniz mümkün. Dilerseniz anında bir fotoğraf çekebilirsiniz. Şöyle elimi koyayım. Gördüğünüz gibi elimin fotoğrafını çektim. Sanki bir kara kalem çalışması gibi oldu. Bunu ne yapabilirim? Üzerinde düzenlemeler yapabilirim ya da hemen paylaşımda bulunabilirim. Çekmiş olduğum fotoğraftan sonra oluşturduğum eseri gördüğünüz gibi paylaşım yollarını kullanarak paylaşabilirim. Bunun dışında bir başka fotoğraf uygulaması da Fotoğraf Sihirbazı adı verilen bir uygulama daha var. Fotoğraf Sihirbazı da yine Samsung Galaxy kamera ile çekmiş olduğunuz fotoğrafları düzenlemenize olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi dönüştür, renkli, dikey gibi farklı ayarları kullanarak bu fotoğrafı özelleştirebilir ve daha sonra da oluşturduğunuz bu daha iyi görünme fotoğrafı doğrudan paylaşabilir veya farklı ortamlarda saklayabilirsiniz. Diyelim ki kamera özelliğinden sıkıldınız, başka işler yapmak istiyorsunuz. Android uygulamaları size bu noktada yardımcı oluyor. Samsung Galaxy kamerada Google Play Store mağazası var. Google Play Store üzerinden her türlü uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. Oyun olsun, farklı uygulamalar olsun, hepsini bu kameraya yükleyip kullanmanız mümkün. Gördüğünüz gibi Google Play Store karşınızda. Bunun dışında yine çeşitli uygulamalar yüklü şekilde geliyor. Bunu da görüyoruz buradan. Aynı zamanda yine Twitter, Facebook gibi ortamlardan da paylaşımda bulunabilir. Doğrudan bu ortamlarda kamera üzerinden tweet atabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Bunun dışında bir başka özellik video izleme. Sadece çekmiş olduğunuz videoları değil, bunun yanı sıra farklı cihazlardan atmış olduğunuz videoları da bu kamera üzerinden hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Böyle bir işlevde söz konusu. Sanki bir Android cihaz kullanıyormuş gibi bu Galaxy kamerayı da kullanabilirsiniz. Veya devam edecek olursak, müzik dinlemek istiyorsunuz. Müzik dinlemek istiyorsanız da yine bu noktada Android işleri kolaylaştırıyor. Güçlü sayabileceğimiz hoparlör sayesinde SD karta veya Galaxy kameranın doğrudan belleğine attığınız şarkıları dinleyebilirsiniz Galaxy kamera üzerinden. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Samsung Galaxy Camera ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Galaxy Camera ile ilgili daha fazla detayı, çekilmiş olan fotoğrafları teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.